Kediler ne der? Günaydın dedi Çağla. Günaydın dedi Ferhan. Çağla merdivenleri hızla indi. Okul servisi gelmek üzereydi. Ferhan, abla Çağla'yı gördün mü? O bizden önceymişti ama kapının önünde yok dedi. Çağla da servisi beklerken bahçede oyuna dalmıştı. Çağla çiçeklerle oynamayı bırakıp seksek oynamaya başlamıştı. Reyhan heyecanla ''Servis geldi!'' diye bağırdı. Çağla servisin geldiğini görmemişti. Reyhan uyarmasa okula gideceğini bile unutacaktı. Çağla serviste yanındaki arkadaşıyla yol boyunca çeşitli oyunlar oynadı. Okula geldiklerinde herkes kendi sınıfına koştu. Ferhan büyük bir dikkatle öğretmeni dinlemeye başladı. Çağla ise sabırsızlıkla teneffüs saatini bekliyordu. Çağla dersleri dinlerken çok zorlanıyordu. Ders sırasında aklına derste ilgisi olmayan birçok şey geliyordu. Kalkıp hemen aklına gelen şeyleri yapmak istiyordu. Öğretmen, Ferhan'dan Çağla'nın ders çalışmasına yardım etmesini istemişti. Eve döndüklerinde Ferhan ve Reyhan, Çağla'nın ders çalışmasına yardım ettiler. Çağla'nın ödevleri bittiğinde ailelerinden izin alıp birlikte bahçeye çıktılar. Bahçede oyun oynarken kedi sesi duydular. Çağla, Ferhan ve Reyhan yavru kedilerin peşinden gittiler. Kediler sokağın başındaki evin bahçesine girdiler. Bu evde Çağla'nın teyzesi kedileriyle birlikte yaşıyordu. Sala teyze gülümseyerek "Bu yavru kedilerle birlikte artık 17 kedimiz oldu." dedi. Çağla "Ben hepsiyle oynarım." diye bağırdı. Reyhan ve Ferhan birbirlerine bakıp gülüştüler. Çağla'nın hepsiyle tek tek oynayabileceğini biliyorlardı. Sala teyze kedilerin isimlerini teker teker söyledi. 17 kedinin ismini akılda tutmak kolay değildi. Çağla kedilere kendi isimlerinden farklı olarak birer isim daha vermişti. Kediler birbirine benzese de huyları farklıydı. Çağla için onları birbirinden ayırt etmek işte bu yüzden kolaydı. Sala teyze kedilere mamalarını verdikten sonra misafirlerine de birer bardak süt getirdi. Çağla sütü hızlıca içip kedilerin peşinde koşmaya devam etti. Ferhan, sanırım yemek saati yaklaştı, dedi. Ferhan kedilerle oynarken yorulmuş ve acıkmıştı. Çağla kedilerden ayrılmak istemiyordu. Reyhan, Çağla istersen Sala teyzeye daha sık gelebiliriz. Hem böylece kedilere bakmasına yardım ederiz, dedi. Sala teyze, bu teklifinize kediler de benim kadar sevinecektir, diyerek gülümsedi. Çocuklar kedilere, hoşça kal deyip evin yolunu tuttular. Birkaç yavru kedi de peşlerinden koştu.